Merhaba arkadaşlar. Dershane burada hepiniz hoş geldiniz. Ben Aleyna Hoca. Şimdi geçen hafta 3. üniteyi bitirmiştik. Kurtuluş Savaşı'nı bitirmiştik. Artık yeni bir devlet kurmanın vakti gelmişti. Yani kurmuştuk bir nevi ama şimdi artık buna böyle anayasalarla işte cumhuriyetle birlikte güçlendireceğiz. Fakat öncesinde bir Atatürk ilkelerini göreceğiz. Yani yeni ünitemize geçiyoruz kısacası. 4. ünite olan Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye. İlk bölümümüze geçiyoruz. Peki biz burada neler öğreneceğiz? Atatürk ilkelerini ve bu ilkeler ışığında yaşanan gelişmeleri öğreneceğiz. Arkadaşlar bu çok önemli. Atatürk ilkeleri her Türk gencinin bilmesi gereken şeylerdir. Bunu sakın unutmayın. Başlıyorum. Atatürk tarafından ortaya konulan temelini Atatürkçü düşüncenin oluşturduğu tam bağımsızlığı ve çağdaşlaşmayı sağlamayı amaçlayan Atatürk ilkeleri deniyor. Yani çağdaşlaşmayı amaçlıyoruz, tam bağımsızlığımızı amaçlıyoruz. Tamam mı? Evet. Atatürkçülük ne demek? Atatürkçü düşünce ne demek? Türk milletinin bağımsızlığını, devletin milli egemenlik esasına dayanmasını, milletimizin çağdaş medeniyet seviyesinin üstüne çıkarılmasını, yani batının üstüne çıkarılmak istiyoruz ve refah içinde yaşaması için oluşturulan gerçekçi düşünce ve ilkeler bütünüdür. Aslında bu saydıklarımızın hepsi arkadaşlar Atatürkçü düşüncenin hedefidir aynı zamanda. Bağımsızlık, milli egemenlik, çağdaş medeniyet seviyesinin üstüne çıkmak, refah içinde yaşamak, ekstra milli bir ortak bir dil oluşturmak, milli dil bilinci yani, milli tarih bilinci. Bunların hepsi Atatürkçülüğün, Atatürkçü düşüncenin hedefidir arkadaşlar. Peki Atatürkçülüğün oluşmasına neden olan başlıca etkenlere bakalım. Osmanlı Devleti'nin yönetim şeklinin günün şartlarına uymaması. Doğru, saltanatla yönetiliyor hala Osmanlı Devleti. Ama artık Batı'da saltanat diye bir şey kalmadı. Cumhuriyete geçilmeye başlandı. Demokrasi uygulanmaya başlandı. O yüzden Osmanlı Devleti artık çağın ayak uyduramıyor. Fransız ihtilalinin etkisiyle ülke dağılmaya başladı. Gittikçe de hızlandı. Milliyetçilik akımıyla birlikte artık devletler Osmanlı Devleti'nden ayrılmaya, bağımsız devletlerini kurmaya başladı. Bunu zaten konularımızda anlatmıştık. Osmanlı Devleti'nin Avrupa'daki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyememesi. Bunu da anlatmıştık. Osmanlı Devleti Batı'dan geri kalıyordu. Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığının tehlikeye düşmesi. Bunu da anlattık. Osmanlı Padişahı'nın ve hükümetinin olaylar karşısında çözüm bulamaması. Hatta aksine gidiyorlardı, bizi susturmaya çalışıyorlardı. Onların altına girmeye çalışıyorlardı. İtilaf devletlerinin altına girmeye çalışıyorlardı. Yani himayesi altına girmeye çalışıyorlardı. Değil mi? Teslimiyetçi politika izliyorlardı. Peki Atatürkçü düşüncenin özellikleri Allah ne? Milli ihtiyaçlardan doğuyor mu? Evet, ihtiyacımız var. Çünkü artık çağa ayak uydurmamız gerekiyor. Değil mi? Milli bağımsızlık ve milli egemenlik ilkelerinin esas alınması. Artık bağımsızlığımıza, egemenliğe ihtiyacımız var. Milli düşünce sistemi olması, yani Türklerin bir düşünce sistemi olması. Milli ve evrensel değerlerin kaynaştırılması. Yani Batı'dan da örnek alıyoruz ama Türk kültüründen de tamamıyla vazgeçmiyoruz kesinlikle. İlerleme ve yenileşme fikrine açık olması. Kesinlikle arkadaşlar, Atatürkçü düşünce duranlığı kabul etmez. Sürekli ilerlemek ister bu düşünce. Diğer inkılaplardan farklı olarak uzun bir hazırlık safhasının bulunmaması. Birazdan inkılaplara geldiğimiz zaman, ilkelere de geldiğimiz zaman göreceksiniz. 1935 yılında Halk Fırkası'nın programına 5 Şubat 1937'de anayasaya giriyor Atatürkçülük. Bunu unutmayın. Evet, Atatürk ilkelerine bakalım. Bunlar da çok önemli dediğimiz gibi arkadaşlar. Cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, devletçilik, laiklik, inkılapçılık. Peki bunlara teker teker bakalım. İlk olarak cumhuriyetçilik. Şimdi cumhuriyetçilik deyince aklımıza ne geliyor? Cumhuriyet. Cumhuriyet ne arkadaşlar? Devletin yönetim şekli rejimi. Tamam. Yani yönetimle, seçimle, seçilmekle alakası olabilir mi? Olabilir.
Bakalım bakalım. Egemenliğin sahibinin millet olduğu bir yönetimdir. Yani egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Halk kendi kendini yönetir. Halk kendini yönetecek. Yöneticiyi yine kendisi seçer. Cumhuriyetçilik ilkesinde. Devletin yönetim şeklidir dedik. Seçme ve seçilme hakkı tüm vatandaşlara eşit olarak verilen bir haktır. Bildiğiniz gibi önceden kadınlar oy kullanamıyordu. Ama cumhuriyetçilikte öyle bir şey yok. Bütün vatandaşların dil, ırk gözetmeksizin eşit olarak yararlandıkları demokratik ve layık bir siyasi sistemi içinde barındırır. Yani arkadaşlar, kimseye işte sen Ermenisin, sen Rumsun diye ayırmıyoruz. Türk vatandaşı olan kimseyi ayırmıyoruz ve seçimlerde hepsini eşit sayıyoruz. Tamam mı? Yani cumhuriyetçilik baktığınız zaman aslında biraz siyasi alanda kalıyor. Tamam mıdır? Atatürk'ün laiklik ilkesiyle birlikte kesinlikle ödün vermediği bir ilkedir bu. Milliyetçilik, halkçılık ve milli egemenlik ilkeleri cumhuriyetçilik bütünler arkadaşlar. Cumhuriyetçilik özgür bir ortam oluşturduğu için diğer ilkelerin uygulanmasını kolaylaştırır. Peki, şimdi karşımıza bir soru geldi. Ben bunun cumhuriyetçilik olduğunu nasıl anlayacağım? Siyasi dedik de, başka şeyler de siyasi olabilir. Evet, anahtar kelimelerimiz var arkadaşlar. Ulusal egemenlik, ulusal irade, çok partili rejim, seçme ve seçilme hakkı, demokrasi, millet iradesi, rejim, yönetim, halkın yönetimi. Bunlar bizim anahtar kelimelerimiz, unutmuyoruz. Tamam mıdır? Peki, cumhuriyetçilik ilkesi ışığında yaşanan gelişmelere bakalım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması. Siyasi bir olay. Evet. Cumhuriyetçilikle alakalı. Saltanatın kaldırılması. Yine siyasi bir olay. Birazdan bunların hepsine bakacağız. Yani gelecek haftalarda bakacağız hepsini teker teker. Ben sadece burada aklınızda bulunsun diye söylüyorum. Cumhuriyetin ilanı. Zaten cumhuriyetçilik. Cumhuriyetin ilanı. İsmi oradan alıyor zaten. Kadınlara siyasi hakların verilmesi, seçme seçilme hakkı verilmesi demiştik. Ordunun siyasetten ayrılması. Bunu yine gelecek haftaki konumuzda göreceksiniz. 1921-24 Anayasası'nın kabulü ve çok partili hayata geçiş denemeleri ve siyasi partilerin kurulması. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bunların çoğu siyasetle alakalı. Evet, daha iyi anlayabilmemiz için soru çözeceğiz. Ne demiş? Atatürk'ün bu görüşünü değerlendirdiğimizde aşağıdaki ilkelerden hangisine ulaşabilir? Hemen nasıl cumhuriyetçi değişiyoruz? Cumhuriyetçilik de cevabı diye düşünmeyin. Önce bir soruya bakın. Atatürk'ün bugün demokrasi fikri. Anahtar kelimeyi buldum. Daima yükselen bir denizi andırmaktadır. 20. asır birçok baskıcı hükümetin bu denizde boğulduğunu görmüştür. Düşüncesini ifade etmiştir. Yani bize burada zaten demokrasiden bahsediyor değil mi? Demokrasinin işte ilerlemesinden ya da durduğunda neler olacağından bahsediyor bu söz. Demokrasi neyin anahtar kelimesiydi? Cumhuriyetçiliğin anahtar kelimesiydi. O yüzden cevabım cumhuriyetçilik. Ve milliyetçilik arkadaşlar. Milliyetçilik terimini aslında duyduk. Neden? Çünkü Fransız ihtilalinden sonra milliyetçilik diye bir kavram yayıldı ortaya. Milliyetçilik ne peki? Milletini çok sevme, milletini yükseltme. Tamam. Atatürk'ün bunun için milliyetçilikle alakalı en önemli sözü. Ne mutlu Türk'üm diyene. Önceden kaldırılmasaydı hatırlardınız belki şimdi unutmuşsunuzdur. Okullarımızda her sabah andımız okunurdu. Andımızın sonunda ne deniyor? Ne mutlu Türk'üm diyene. Bu milliyetçilik için söylenmiş bir sözdür. Milliyetçilik ilkesiyle alakalı bir sözdür. Peki, milliyetçilik ne? Milleti sevmeyi ve milli çıkarları her şeyden üstün tutmayı öngörür. Yani milletinizi üstün tutacaksınız. Diğer milletlere ezdirmeyeceksiniz kendinizi. Milletinizi seveceksiniz. Onun için çalışacaksınız. Tamam mı? Milli mücadelenin gerçekleştirilmesi ve milli devletin kurulmasında en etkili ilkedir. Yani milli mücadele, Kurtuluş Savaşı milliyetçilik ilkesiyle ilgilidir arkadaşlar. Tamam mı? Irkçılığa ve ümmetçiliğe kesinlikle karşıdır. Yani tamam milletimi seviyorum ama bu diğer milletlere kötü davrandığımı göstermez kesinlikle. Tamam mı? İşte mesela hani hatırlayacağınız üzere azınlıklara Türk vatandaşlığı verilmişti. Ama burada milliyetçi düşüncesi de öyle bir düşünce yok. Yani
sen önceden Türk değildin, sen Rumsun, sen Ermenisin. Öyle bir şey yok. O da Türk. Tamam mı? Atatürk milliyetçiliğinde vatan, tarih, dil, kültür ve ideal birliği esastır arkadaşlar. Bunu birazdan örneklendirince gelişmelerde göreceksiniz. Tarih, dil, kültür, birliği esaslığını. Milli birlik ve beraberlik esas alınıyor. Zaten arkadaşlar milli birlik ve beraberlik Türk devleti için önemli yani. Çünkü savaşlarda da hep milli birlik ve beraberlik esas alınıyordu hatırlayacağınız üzere. Türkiye Cumhuriyeti'ni benimseyen ve Türk'üm diyen herkes Türk sayılır. Tamam mıdır? Milli birlik ve beraberlik milliyetçiliğin doğal bir sonucudur. Bunu az önce zaten söyledim. Peki bunun anahtar kelimeleri ne? Bakalım. Milli benlik, ulusal bilinç, milli bağımsızlık, ortak dil, ortak tarih. Bunları birazdan aklınıza yatacak şimdi. Ortak kader, ülke birliği, vatan sevgisi, milli kültür ve milli tarih. Bunları unutmuyoruz. Tamam mı? Geçtim gelişmelere. Türk dil ve tarih kurumlarının kurulması. Az önce dedik ki ortak dil, ortak tarih. Bunun için arkadaşlar Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu kuruluyor. Kabotaj Kanunu'nun kabulü. Şimdi ileriki konularda gördünüz ama kabotaj kanununa şöyle bir bakalım hemen. Kabotaj kanunu arkadaşlar denizlerimizde kendi yurttaşlarımıza verdiğimiz ayrıcalıktır. Kısaca özeti bu. Tamam mı? Yabancıların elindeki işletmeleri millileştiriyoruz. Adana Mersin demiryollarını Fransızlardan alıyoruz. Yine demiryollarını kendimiz yapıyoruz. Misak-ı İktisadi Kongresi'nin yapılması. Misak-ı İktisadi Kongresi'de arkadaşlar kendi ürünlerimizi yine kendi devletimiz için kullanıyoruz. Yani kendi kaynaklarımızı devletimiz için, milletimiz için kullanıyoruz. Kapitülasyonların kaldırılması. Zaten kapitülasyonlar kaldırıldığında ne oldu? Bağımsızlığımızı biz elde ettik. Yani bu da bir milliyetçilik değil mi? İstiklal Marşı'nın kabulü ve Türk parasını koruma kanunu milliyetçilikle ilgilidir arkadaşlar. O zaman örnek sorumuz böyle soru şey yapınca çözünce anlayacaksınız. Bu metinde aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisinin Türk toplumuna sağladığı faydalar anlatılmıştır? Soru ne alaka anlamadım. Türk Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasında. Hop geldi anahtar kelimem. Kurtuluş Savaşı. Büyük rol oynadı. Türk milleti bu ilkenin birleştirici etkisiyle bir bayrak altında toplanarak yurdunu ve bağımsızlığını kurtardı demiş. Bu metinde aşağıdaki Atatürk hangisinin Türk toplumuna sağladığı faydalar? Yani burada hangi ilkeden bahsettiğini bulacağız. Zaten bizim anahtar kelimemiz Kurtuluş Savaşı. Kurtuluş Savaşı deyince aklımıza hangi ilke geliyor? Milliyetçilik. Cevabım Ceyhan. Geçtim. Halkçılık. Arkadaşlar halkçılıkta da devlet halka karşı sorumludur. Devlet ne yapıyorsa halk için yapacak. Tamam mı? Yani burada halkın refahı ön planda. Türkiye vatandaşı olan herkes kanun önünde eşittir. Halkın devlet yönetimine eşit katılımını sağlar. Hiçbir toplumsal grup ve zümrenin ayrıcalığını kabul etmez. İleriki konularda göreceğiz. Mesela önceden işte dervişler vardı, ermişler vardı. Onlar böyle daha böyle hani el üstünde tutuluyordu. Ayrıcalıklıydı. Artık öyle bir şey yok. Sen de normal vatandaşsın. Köylü de normal vatandaş. Tamam mı? Herkes eşit. Ve sınıf mücadelesine karşıdır kesinlikle. Sosyal dayanışma esastır. Ne demiş? Cumhuriyetçilik ve milliyetçiliğin doğal bir sonucudur. Anahtar kelimelerimiz ne peki burada? Eşitlik. Kesinlikle halkçılık eşitliktir. Eşittir eşitlik. Şey oldu. Neyse. Ayrıcalıkların kaldırılması hiçbir topluma, toplumsal gruba, zümreye ayrıcalık yok. Dayanışma var. Sosyal dayanışma demiştik. Topluma hizmet var. Yani devlet halka karşı sorumlu. Devlet ne yapıyorsa halk için yapıyor. Sosyal devlet, sınıfsız toplum ve kamu yararı anahtar kelimelerimiz. Bakalım hemen gelişmelere önce soruya geçeceğiz sandım bir anda. Gelişmelere bakalım. İlk olarak medeni kanunun kabulü. Medeni kanun arkadaşlar yine ilerleyen konularımızda göreceğiz bunların hepsini. Kadın ve erkek eşitliğini sağlayan bir kanundur. İsviçre'den örnek aldığımız bir kanundur bu. Medeni kanunda kadın erkek eşit sayıldığına göre halkçılıkla alakalı. Soyadı kanunu. Şimdi arkadaşlar soyadı
Böyle hani kendilerine lakaplar takıyorlardı ya, işte kendilerini üstün görmek için takılan lakaplar vardı. O zaman da insanlar eşit sayılmıyordu. Ama soyadı kanunuyla herkes artık eşit. Tamam mı? Kanun önünde eşitlik. Arkadaşlar şimdi Osmanlı zamanında belki hatırlarsanız işte bir erkeğin yaptığı şahitlik 3 kadına bedeldi. Yani 3 kadın şahitlik yaparsa ancak o şekilde kabul oluyordu o şahitlik. Ama artık öyle bir şey yok. Bir kadının yaptığı şahitlik de bir erkeğin yaptığı şahitlik aynı seviye. Tamam mı? Aşar vergisinin kaldırılması. Aşar vergisi de arkadaşlar Osmanlı döneminde köylünün ürettiği işte ürettiği şeylerden alınan vergidir. Ürettikleri ürün başına alınır. Tamam mı? Kadınlara da siyasi haklar verilmesi. Bunları da yine ilerleyen konularımızda görüyoruz. İşte belediye seçimlerine katılma hakkı veriliyor. Muhtar olma hakkı veriliyor. Ondan sonra milletvekili olma hakkı veriliyor kadınlara. Ve az önce dediğim gibi ermiş, derviş, işte dede, mede o şekilde ünvanların kaldırılması. Bunlar hep eşitlikle, halkçılıkla alakalıdır. Peki bakalım sorumuza. Atatürk'ün bu sözü öncelikle aşağıdaki ilkelerden hangisiyle ilişkilendirilebilir demiş. Bizim nazarımızda çiftçi, çoban, işçi, tüccar, sanatkar, asker, doktor, kısacası herhangi bir toplumsal kurumda çalışan bir yurttaşın hak, çıkar ve özgürlüğü eşittir. Yani ne olursan ol diyor. İşte çoban ol, tüccar ol, doktor ol, öğretmen ol. Eşitsin diyor. Kanun önünde eşitsin diyor. Eşitlik varsa ne vardı? Halkçılık vardı. Cevabım Denizli. Devletçiliğe bakalım. Devletçilik neymiş? Devletçilik şöyle kısaca özetlemiş olursam, devletin ekonomik hayata yardım etmesi. Yardım etmesi değil, katılması. Çünkü şimdi bizim bir kapitülasyonlarımız vardı. Ekonomide bağımsız değildik. Ama kapitülasyonlardan kurtulduk Lozan Anlaşması'yla. Bu yeni Türk Devleti'ne yeni, bağımsız bir ekonomi gerekiyor. Bu yüzden devletçilik ilkesi var. Devletçilik ilkesi dediğimiz gibi devletin ekonomiye girmesidir. Bakalım. Devletin gerekli gördüğü ekonomik, kültürel, sosyal alanlarda müdahale ederek halkın refah seviyesini yükseltmek için yapılan teşebbüslerdir. Yani devlet ekonomiye giriyor, halkı düşünerek giriyor, halkın refah seviyesini sağlamak için. Arkadaşlar devletçilik daha çok ekonomik alanda kalıyor. Bunu unutmayın, tamam mı? Ekonomik kalkınmada özel teşebbüsün yanı sıra devletin de yatırımları yapmasını öngören karma sistemi esas alır. Şimdi arkadaşlar, özel teşebbüs dediğimiz bizim belki 7. sınıfta duymuşsunuzdur. Liberal ekonomizm var. Daha anlayacağınız bir dilde bireysel yatırım, bireysel ekonomi, mesela özel sektör. Bunun gibi, tamam mı? Hem liberal ekonomi olacak hem de devlet ekonomisi olacak. Yani karma olacak, tamam mı? Kesinlikle özel sektör bitmeyecek. Yani devlet her şeye el koymayacak, her şeyi devlet çalıştırmayacak. Tamam mı? Karma ekonomi bu. Ekonominin millileştirilmesi hedefleniyor. Yani yabancıların elinde olanların hepsi alınmak isteniyor ve millileştirilmek isteniyor. Halkın yararına olan kurum ve kuruluşların devlet eliyle yapılmasını amaçladığı için halkçılık ilkesini destekler mi? Destekler. Halk için yapılıyor yine bu ekonomi. Türk milletinin refahını hedeflediği için milliyetçilik ilkesini bütünler. Türk halkı, Türk vatanını sevmek, halkını sevmek. Değil mi? Anahtar kelimelerimize bakalım. Ekonomi. Dedik ki devletçilik ekonomiyle alakalı. Kalkınma, karma ekonomi, yatırım, sanayi, özel sektör, özel teşebbüs, kamulaştırma, devletleştirme, fabrika, banka. Yani size soruda işte şu Dünya Bankası çöktü. Ya da işte Sümer Bank açıldı. Demir çelik fabrikası açıldı. Derse bilin ki bu devletçilikle alakalı. Tamam mı? Peki bu yaşanan gelişmelere bakalım. Kitlerin oluşturulması. Kitle, kamu, kamu, iktisadi teşebbüsü. Yani arkadaşlar kitle oluşturularak halk, devletin yine kendi kamu kaynaklarını ekonomik faaliyetlerde bulunmak üzere devletin kurduğu kuruluşlardır bu. Tamam mıdır? Kalkınma planları uygulanıyor. İşte birinci 5 yıllık kalkınma planı, ikinci 5 yıllık kalkınma planı. Bunları ilerleyen konularda göreceğiz.
Eti Bank ve Sümer Bank gibi bankaların kurulması. Zaten bizim banka anahtar kelimemizde. Yani bankanın kurulması normal. Karabük Demir Çelik Fabrikası'nın açılması. Yine fabrikada bizim anahtar kelimemizde. Değil mi? Geçtim soruma. Evet. Verilen maddelerde aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisinin ortaya çıkış gerekçesi vurgulanmıştır demiş. Baktım. Ülkemizde özel sektörün sermaye gücünün olmaması. Bana zaten vermiş iki tane anahtar kelimemi. 1929 dünya ekonomik bunalımının Türk ekonomisini daha da kötüleştirmesi. Ekonomi. Burada da ekonomiyi vermiş. Devlet eliyle sosyal adaletin sağlanmak istenmesi. Burada demek istediği mesela herkese eşit. Anladınız mı? Yani çalışmayan kalmayacak. Refah seviyesine ulaşmayan kalmayacak. Ekonomisi bir tık olan kalmayacak. Tamam mı? Bunlar bana verdiyse ne oluyor bu? Öğüt devletçilik. Cevap bolu. Geçtim. Laiklik. Arkadaşlarım laiklik çok duyuyorsunuz. Tabi bazen saçma sapan nedenlerle duyuyorsunuz. Öyle bir şey değil laiklik. Laiklik arkadaşlar din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasıdır. Yani hiçbir şekilde dini olaylar hiçbir şekilde devlet işine karıştırılmayacak. Tamam mı? Ve aynı zamanda din ve vicdan özgürlüğü sağlar arkadaşlar laiklik. Yani Türkiye'de yaşıyorsun diye Müslüman olmak zorunda değilsin. Hristiyan da olabilirsin. Yahudi de olabilirsin. Ya da başka bir şey de olabilir. İnanmaya da bilirsin. Tamam mı arkadaşlar? Dini inançları kullanarak halkın sömürülmesinin önüne geçer kesinlikle. Yani halk işte benim dediğimi yapsın diye dini baskı yapmıyorum. Dini duyguları sömürmüyorum. Tamam mıdır? Devlet yönetiminde aklın ve mantığın hakim olmasını ister. Arkadaşlar burada akıl ve mantığımız anahtar ki akıl ve mantık anahtar kelimemiz. Tamam mı? Kesinlikle din kuralları olmayacak, akıl ve mantık olacak. Dinde serbest düşüncenin ve araştırmanın önünü açar. Peki ne demiş? Cumhuriyetçilik ve inkılapçılık ilkelerini destekler mi? Destekler. Kişi ve kurumlara verilen dini ayrıcalıkları ortadan kaldırdığı için halklık ilkesini destekler. Yani ermişler dediler gittiği için artık dini bir lakap olmadığı için herkes eşit. Anahtar kelimelerimiz neymiş? Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması, akılcılık ve bilimsellik, din ve vicdan özgürlüğü, akıl ve bilim, inanç özgürlüğü, din, bilim, dinin sömürü aracı olmaktan çıkarılması demiş. Peki, bunda yaşanan gelişmelere bakalım. Şimdi saltanatın kaldırılması, bu cumhuriyetçilikte de vardı, laiklikte de var, unutmayın. İlk aşaması ama. En önemli aşaması da arkadaşlar, halifeliğin kaldırılmasıdır. İlerleyen konularda anlayacaksınız. Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun çıkarılması, şer'i ve efkaf vekaletinin kaldırılması, tek cezaevi ve türbelerin kapatılması, ibadet yerleri dışında dinsel kıyafet, sembol ve işaretlerle dolaşılmasının yasaklanması, kesinlikle yasak. Medeni kanunun kabul edilmesi, medeni kanunda kadın erkek eşit dedik ya ama hani din ve vicdan konusunda da herkes eşit medeni kanuna göre. 1928'de 24 Anayasası'nı göreceğiz arkadaşlar. Gelecek hafta 24 Anayasası'nda Türk Devleti'nin dini İslam'dır diye bir madde var. Fakat sonrasında laiklik ilkesiyle örtüşmediği için 28'de Türkiye Cumhuriyeti'nin devletinin dini İslam'dır maddesi tamamen çıkarılıyor. Tamam mıdır? Sorumuza bakalım. Her birey istediğini... önce soruyu okuyayım. Mustafa Kemal'in bu sözü öncelikle aşağıdaki ilkelerden hangisiyle ilişkilendirilebilir? Her biri istediğini düşünmek, istediğine inanmak, kendine özgü siyasi bir fikre sahip olmak, mensup olduğu bir dinin gereklerini yapmak veya yapmamak hak ve hürriyetine sahiptir. Vermiş anahtar kelimelerimi. Daha neye bakıyorum? Hemen laiklik diyorum. Tamam mı? Geçtim. Ve inkılapçılık. Arkadaşlar şimdi şöyle... İnkılap ne? Bir de ıslahat ne? Ona bakalım. Islahat Osmanlı döneminde çok gördünüz. Şimdi inkılabı görüyorsunuz. İnkılap arkadaşlar var olan bir düzeni, var olan bir şeyi tamamıyla kökten değiştirmektir. Tamam mı? Ama ıslahatsa var olan bir düzeni iyileştirmeye çalışmaktır. Anlaştık mı? Yani inkılapta tamamıyla kökten değiştiriyoruz. Peki o zaman inkılapçılık ne? Türk devletinin korunması, akıl ve bilim ışığında çağın gerekliliklerine göre düzenlenmesidir. Yani çağa ayak uyduracağız, akla ve mantığa dayanarak.
Yeniliği esas alır kesinlikle. Bunu bazen şey sorularda dinamizm olarak görüyoruz. Bunu da unutmayın. Yeniliklere toplumun ihtiyaçlarının karşılanmasını amaçlar yeniliklerle. Yani yapılan yeniliklerle aslında toplumun ihtiyaçlarını karşılamak istiyoruz, tamam mı? Yapılan bütün inkılaplar ve ilkeleri kapsar arkadaşlar. Anlaştık mı? Ya işte Cumhuriyet'in ilanı bile siyasi diye düşünme. Hepsi inkılapçılığa girer. Yapılan bütün inkılaplar inkılapçılık ilkesi doğrultusundadır dedik. Anahtar kelimelerimiz devrim, inkılap, çağdaşlaşma ve batılılaşma. Bu ikisi özellikle çıkıyor sorularda. Değişim, yenilik, dinamik yapı, işte az önce dediğimiz dinamizm, ilerleme, yenileşme, gelişme, dinamizm yazıyormuş zaten burada. Durağan olmayan dedik. Ve bunun yaşanan gelişmeleri göstermiyorum çünkü dediğimiz gibi bütün inkılapları kapsıyor. Diyen bir öğrenci aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi hakkında bilgi vermiştir demiş. Aklın ve bilimin rehberliğinde gerçekleştirilen yenilikler, ilerleme ve çağdaşlaşma gayretlerinin devamlılığını sağlayan bir anlayıştır demiş. Zaten anahtar kelimelerim yine verilmiş. Cevabım inkılapçılık. Neler öğrendik arkadaşlar? Atatürk ilkelerini ve bu ilkeler içinde yaşanan gelişmeleri öğrendik. Atatürkçü düşünce, cumhuriyetçilik, milliyetçilik, devletçilik, halkçılık, inkılapçılık. Unuttuğum var mı? Yok herhalde. Şu an aklıma gelmedi. Bunların hepsini öğrendik arkadaşlar. Gelecek hafta zaten konular iyice ilerledikten sonra bu az önce anlattığımız gelişmelerin hepsine ayrıntılı baktığımızda aklınıza iyice oturacak. Yani dördüncü üniteyi tamamıyla bitirdiğimiz zaman bu videoya geri dönüp izleyin. Tamam mı arkadaşlar? Daha detaylı bilgi için de bizi takip etmeyi unutmayın.